Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Evren. Haftalardır evrengünlüğü.net'te bahsettim de Island adı projesindeyim. Bugün ikinci günündeyim. Şu an saat 2'ye gelmek üzere. Dün gece saat 10.30'da burada kayıklarla bizi getirdiler. Bulgaristan'dan gelen gönüllü arkadaşlarla, yine Türk katılımcı arkadaşlarla. Burada sularımız var şu an, bizim için medeniyeti temsil eden en önemli varlık var burada. Deneme çekim yapamayacağız, çok şansımız yok çünkü elektriğimiz çok kısıtlı. Pil durumumuz ve tabii ki makinenin hafızası dolunca bizim için zor bir durum olacak. Çünkü geriye kalan daha 10 günümüz var burada. Biz adaya bu yoldan giriş yaptık. Gece 10.30'da geldiğimiz için karanlıktı. O yüzden adayı çok görme şansımız olmadı. Buralardan geçerken her tarafımızı çizdirdik. Çok heyecanlıydık. İlk sabah kalktığım anı unutamıyorum. İnanılmaz güzel bir görüntü vardı. Şuradan yukarı çıkıp da bakabiliriz. Sevgili kameramanım yine Çağın Irmak'tan eğitim almış. Çok değerli bir güzel sanatlar öğrencisi arkadaşım. Evet, adada ikinci günüm. Sabaha tuvalet çukuru kazarak başladım. Evet anneciğim, bunu da duydun ya. 20 yıldır kalem tutan bu parmaklar en sonunda çapa ve kürekle tuttu ve tuvalet çukuru kazdı. Tuvalet, prefabrik tuvalet taşıdık. Orada gördüğünüz damacanaları taşıdık. Saçları temizledik, ortalığı, sesim geliyor mu bilmiyorum. İnternette yaşıyor olmak, %70'im internette yaşıyor ve böylesine doğal bir ortamda projeye katılmak benim için aslında hem çok keyifli hem de biraz zor. Çünkü her gün internete girip yazı yazıp, üstelik çok merakla beklediğim yorumlarınızı okumaktan da 12 gün, hatta işte yolda sayarsak 13-14 gün uzak kalmış olacak. Şu an kardeşim Ziya sizin yorumlarınızı onaylıyor. Ve cevap veremiyor tabii ki. Ben döndüğüm zaman hepsine cevap verecektim. Şu an bunu seyrediyorsanız zaten proje bitmiş ve Aydın'a geri dönmüş olacağız. Yol uzun. Biraz hızlı gidersek. Bu ada ıssız bir ada olsa da aslında ıssız ada tanımlamasına uymuyor. Çünkü ıssız ada sahipsiz ada demek ama adanın bir sahibi var. Proje için burayı belli bir süre bağışladı gibi bir durum söz konusu. Buraya küçük bir kulübe yapmış. Yemeklerimiz burada yapılıyor. Proje ekibinden Çağrı'nın annesi Elif abla bize o konuda yardımcı oluyor. Bütün erzak, su, her şey ve mutfak bu kulübenin içinde. Şu an en medeni yerimiz bu kulübe. Canlı yayında son derece emosyonel bir durum ortaya çıktı. Elif ablamız oradan. Elif abla kamerayı salla, seni tanısınlar internetten. Tanrı'nın annesi Elif abla, yemeklerimizi izleniyor. Elif abla aslında çok şeyimizle ilgileniyor değil mi? Mesela bana şapka falan verdi. Tamam, mesaj alınmıştır. Yaklaşık kaç 24 saattir basın mensupları da bizimle birlikte sabahladılar burada. Ulusal basından da temsilciler vardı. Onlar bütün görüntüleri aldılar. Ve 12 gün boyunca da zannediyorum buraya gelip gitmeye devam edecekler. 15-20 dakika öncesine kadar buz kırıcı oyunlar oynadık. İtalya'dan arkadaşlar var, Bulgaristan'dan arkadaşlar var. Şimdi de bir boş bir zaman verdiler bize. Biz o fırsattan istifade edip adaya indiğimiz ilk andan itibaren size hangi yollardan geçtiğimizi göstermek istedim. Bu benim aslında ilk böyle birebir video blog tecrübem oluyor. Sizinle hiçbir senaryo olmadan konuştum. Önceki seyrettikleriniz hep bir ana haber bilgisayarı tarzında şeyler. Buralar biz gelmeden önce Çağrılar ve Erdemler tarafından temizlenmiş, benim boyum kadar ve benim kalınlığımda otların olduğunu söylüyorlardı. Ama yine de hala da zor şartlar mevcut. İlk geldiğimiz gece, az sonra karşınızda göreceğiniz kızılar çadırlarını kurduk ve o çok uzun sürdü, çok zor bir durumdu. Deprem vesaire olduğunda o kadar zor çadırları nasıl hemen 2 dakikada kuruyorlar gerçekten çok şaşırıyorum.
Onu da tecrübe etmiş olduk. Bu da bizim için iyidir. Ama proje boyunca bütün alanı, bütün adayı kullanacağımızı söylediler oyunlarla birlikte. Orada arkadaşlar şu an dinleniyorlar. 5 tane çadırımız var. Ben şimdilik şu çadırda kalıyorum. Ama bütün yabancı ve Türk katılımcılar değiştirilerek aynı çadırlarda kalacak. Daha çok kaynaşma sağlandı diye. Bizim kalarak kurduğumuz prefabrik tuvalet orada. Duşlarımız henüz gelmedi. Öyle de bir sıkıntımız var. Arkadaşlar şu an dinleniyorlar. Bakalım, ben de çok merak ediyorum 12 gün nasıl geçecek. Şimdiden biraz zorlandık gibi ama ben çok keyif alıyorum. Çok tatlı arkadaşlarla tanıştım. İnşallah Aydın'a döndüğüm zaman evrengünlüğü.net'ten de size çok güzel anılar anlatmak kısmet olur. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Ben de dinleneceğim.